Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalımın 4. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda bakacağımız şey bundan tam 100K yıl sonra Mars ne hale gelecek? Biz ne yapacağız? Ne olacak bu memleketin hali? Şimdi arkadaşlar önce gelin isterseniz kabaca bir Mars'ı tanıyalım. Mars'ın yüzeyinde bundan yaklaşık böyle milyarlarca, milyonlarca yıl önce su vardı. Hatta Mars'ın üzerindeki bu su yaklaşık 1 milyar yıl boyunca Mars'ın yüzeyinde kaldı. Bu 1 milyar yıl önemli. Neden önemli? Çünkü dünyada suyla birlikte hayatın başladığı dönemi hesaplayacak olursak bu süre bizimkinden tam 5 kat daha uzun. Peki bu ne demek? Neden bu kadar önemli? Su bildiğiniz üzere hani canlı hayatın en önemli etkenlerinden bir tanesi. Şimdi Mars'ın yüzeyinde bundan milyarlarca yıl önce su varsa ve etrafında yeteri kadar da materyal varsa kesin olarak orada bir hayat yaşanmış demek oluyor. Hatta bu son NASA'nın aracı Mars'a gitti ya arkadaşlar, o araç orada fosil bulursa işte o zaman yandık. Yani yandık dediğim bu çok güzel bir şey. Demek ki uzayda hayat artık zaten biliyorduk bunu. Resmen var, bilimsel olarak da kanıtlanmış olur. Hani geleceği tahmin etmek zor olsa bile değerli arkadaşlar, bundan daha öncesi de Mars'ın ne halde olduğunu biliyoruz. 4,5 milyar yıl geriye doğru gidelim. Mars'ın yüzeyi bildiğiniz alev topu. Hem güneş sistemi yeni oluşuyor, hem Mars çok hızlı dönüyor bilmem ne. Yüzeyindeki sıcaklık bu dönemlerde binlerce derece olarak ifade ediliyor. Yani bırakın hayatı, yani ateşten başka kimse orada var olamaz. Şimdi 4,5 milyar yıldan 700 milyar yıl öne doğru gelelim. Yani 3,8 milyar yıl öncesine bakalım. Mars o dönem bildiğiniz dünya gibi bir güllük, güleşlik, ağaçlar, sular, dağlar falan filan var yani. Fakat yıllar içerisinde gezegenin çekirdeği soğuyor. Üzerindeki sular çekilmeye başlıyor. Atmosferde ince ince yol almaya başlayınca Mars'ın bir sonraki evresine artık resmen geçiş yapmış oluyoruz. Ne bu evre? Mars bildiğiniz kocaman bir buz topuna dönüşüyor. Tarih bundan 2,1 milyon yıl ila 400 bin yıl öncesi. Bildiğiniz ölü gezegen formatına geçiyor. Günümüze doğru gelecek olursak da arkadaşlar Mars artık bugünkü bildiğimiz şeklini kazanıyor. Fakat gezegen hala ölü. Gezegenin neden ölü olduğunu birazdan açıklayacağım zaten. Şimdi günümüze geldik ya, günümüzden bir 100 yıl ileriye gidelim ve bildiğiniz işler resmen bilim kurgu filmine dönüşsün. Artık Mars'a indik. Üstünden 100 yıl geçti. Ufak ufak orada takılıyoruz bilmem ne. Peki şimdi biz ne yapacağız? Yani orada insan kolonisini nasıl kuracağız? Burada arkadaşlar devreye bakteriler giriyor. Dünyada çeşitli bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmalar sonucunda arkadaşlar sucul bir bakteri tipinin tıpkı bitkilerde olduğu gibi karbondioksiti çekip oksijene dönüştürebildiği keşfediliyor. Biz ne yapacağız peki? Bildiğiniz Mars'a gidip bu bakterileri Mars'a salacağız ki normalde %96 seviyesinde olan Mars'ın karbondioksit oranından olumlu anlamda faydalanıp bu bakterilerin oksijen üretmesini sağlayabiliriz. Yalnız hani bu kadar basit olmayabilir çünkü burada çok farklı görüşler var. Mesela görüşlerden bir tanesi diyor ki tamam da size oksijen üreten bakteriler oraya saldınız ama Mars'ın manyetosferi yok ki diyor. Manyetosfer de arkadaşlar dünyamızın etrafında bulunan manyetik bir kalkan. İşlevi güneşten gelen güneş fırtınaları, güneş patlamaları gibi şeylerden bizi korumak. Manyetosfer olmadığı için güneşten ne geliyorsa atmosferi içine alıyor. Atmosferde zaten parça pinçik oluyor. Sen o zaman orada o bakterilerle oksijeni üretemezsin. Çünkü seni koruyacak bir kalkan yok. Ama birileri de çıkıp diyor ki yo abi üretebilirim, o zaman kapalı bir alan yaparım. Ya şimdi bu bana mantıklı geliyor. Hani devasa bir kapalı alanın içerisinde insan kolonisi kurulabilir. En azından filmlerde bu böyle oluyor. Ama hani bu konunun daha fazla detaylarına inebilecek kadar bilimsel veriye de hakim değilim arkadaşlar. Bunu takip edip göreceğiz. Neyse yüzyılı atlattık. Bakterileri saldık. Üzerinden işte bir 1000 yıl geçti ve her şey planladığımız gibi gitti. Bakterileri orada oksijeni ürettiler. Mis gibi bir ortam var. Mars bildiğiniz yavaş yavaş dünyaya dönüşüyor. Ne bileyim işte göller ortaya çıkıyor, dağlar ortaya çıkıyor. Suya daha fazla ihtiyaç duyan bitkiler su kenarında yetişirken daha az suya ihtiyaç duyan bitkiler birazcık daha tepe noktalara doğru gidiyorlar. Yalnız tabii ki bu bitkiler arasındaki hiyerarşi 1000 yılda oluşmuyor arkadaşlar. Toplam 10.000 yıl sonra bitkiler arasında bir hiyerarşi de artık yeşermeye başlıyor. Tüm bu süreçlerden 100.000 yıl sonra ise Mars artık bildiğiniz yaşayabileceğimiz bir ortama dönüşür. Hatta burada işin tuhaf yanı arkadaşlar, insanın yaptığı tek müdahale, tekrar söylüyorum, plan tutarsa o bakterileri Mars'a salmak olacaktır. Tüm ümidimiz bu bakterilere bağlı. Ve bizim tek müdahalemiz de bu bakteriler. Peki biz Mars'ta ne yapacağız? Çok değil. 10 yıl içerisinde Mars'ta 10-20 kişinin geçinebileceği kadar bir ekonomiyi üretebileceği kapalı bir küçük bir üs kurabiliriz. Sadece 10 yıl içerisinde. Minimum 50 yıl içerisinde bildiğiniz bayağı nüfusumuz genişler. Mars'a daha fazla üs kurarız. 100 yıl sonra böyle birkaç tane güzel şehir, hatta bu şehirler kendi gıda ekonomisini yürütebilecek kadar gıda üretebilirler, oksijen üretebilirler falan filan. Bir de nüfus
nüfusumuz 100K'lara kadar yükselir. Bir anda Mars'ta 100 bin tane insan oluruz yani. Bu bakterileri saldıktan 100 bin yıl sonra bildiğiniz Mars'taki nüfusumuz milyonlara çıkar. Koca koca şehirleri kurarız. Devasa üslerimizi inşa ederiz. Sonra ne mi olur? Ne olacak? İnsan her yerde insandır arkadaşlar. Bir 100 bin yıldan bir 10 bin 20 bin yıl sonra da Mars'ı bitiririz. Bu sefer deriz ki hadi hurra başka bir gezegene gidelim. Bu sefer her şey sıfırdan başlar. Çünkü bahsettiğim şey insan. Diyorum ve arkadaşlar kanalımın 4. videosunun da sonuna gelmiş oluyorum. Yakın bir zamanda Twitch kanalımda kara delikler ve bilim konulu çok değerli konukların yer aldığı bir takım konseptler öğretmeye başlayacağım. Bunları kaçırmamak için de hem Instagram'ı hem de Twitch kanalımı takip edebilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.